Bu arada geçmişler İzmir'deki olsun. Depremi bir kez daha hatırlatalım. Saat 7 sularında meydana geldi. Urla merkezli 5.1 büyüklüğünde. Ardından artçılar da devam etti. Hisseden herkese büyük geçmiş olsun diyoruz. Neyse ki can ve mal kaybı söz konusu değil. Onu da bir kez daha söyleyelim. Evet, bugün birkaç noktadan sevgili Murat canlı bağlantılarımız olacak muhabirlerimize. Son durumu aktaracaklar bize. Sevgili Sümeyye Keşan... Esenyurt'ta olacak. Sevgili Mustafa Mannev dünden beri kabarıp taşan bir sahilde. Hatta şu an zaten. Orada hazır. Hemen Mustafa'ya merhabalar diyelim. Mustafa geçmiş olsun. Aslında senin durduğun yer olayın vehametini daha net ortaya koyuyor. Bugün de devam edecek galiba dün yaşadığımız görüntüler. Ne dersin? Neredesin? Önce onu söyle. Günaydın Ebru, günaydın Murat. Beşiktaş iskeledeyiz. Aslında burası İstanbul'un en merkez noktalarından bir tanesi ama kuvvetli sağanak günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini gösterdi. Şöyle geniş geniş gösterelim size. Bakın normalde burası banklar, insanların burada oturup vakit geçirdiği alanlar ama denizden su o kadar çok fazla geliyor ki bakın şöyle ayaklarımı gösterebilirsin Fatih. Yalnızca 2 dakikada oldu bu. Biz yayın saatini aracımızın içinde bekliyorduk. Yayın için 2 dakika kala dışarı çıktığımızda geldiğimiz hal bu. Şu anda bu noktaya gelen su çok rahatlıkla şu anda ayaklarımın içine giriyor diyebilirim. Ve inanılmaz bir dalga olduğunu, dalga boyunun çok yüksek olduğunu söyleyelim. Fatih şöyle sağ tarafı gösterelim. Bakın şu anda resmen suyun içindeyim. Denizden gelen dalgalar çok net bir şekilde karaya geldi. Bakın şu anda bir vapur yanaşmaya çalışıyor. Saat 9'a geliyor. Hava hala gece gibi. Güneşi hava aydınlandığı andan itibaren yağmur yağmaya başladı. İşte dalga boyutları o kadar yüksek ki biz de dalgadan nasibimizi aldık. Bakın şu anda bir vapur Beşiktaş iskelesine yanaşmaya çalışıyor ama gerçekten çok zor anlar yaşıyor. Dalga çok hızlı bir şekilde, rüzgar çok hızlı, saatte 100-120 kilometreye çıkması bekleniyor. Dalganın gün içinde meteoroloji yetkilileri uyarı yaptı. Bugün İstanbul'da okullar tatil edildi. Dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla okulların tatil edildiğini söylemişti ve yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden gelen bir görüntü vardı. 2 metrobüs motosikletleri arasına alıp rüzgardan korumuştu. Bugün akşam 23'e kadar, özür diliyorum, dün akşam 23'ten bugün akşam 18'e kadar İstanbul'da motosiklet ve elektrikli skuter kullanılması yasaklandı. Bu bilgileri de verelim. Normalde insanlar burada balık tutuyorlar. Oltalarını atıyorlar, balık tutuyorlar ama şu anda öyle bir hal aldık ki gerçekten sırılsıklamız. Fatih gel istersen şöyle iskeleye doğru gidelim. Bakın dalga boyunu görüyorsunuz. Vapur iskeleye yanaşmakta oldukça zorlanıyor. Sadece yanaşmak değil, buradan ayrılırken de yine çok zorlaşıyor ve öyle tahmin ediyorum ki gün içerisinde yüksek ihtimalle şehir hatlarından bir açıklama yapılabilir vapur seferleriyle ilgili. Eğer bu durum böyle devam ederse ilerleyen saatlerdeki öğlen saatlerinde rüzgarın hızının çok daha fazla artması bekleniyor. Öğlen saatlerinde bir vapur ve feribot sefer iptali yaşanabilir. Bu arada kameraman arkadaşım bana işaret ediyor. Evet. Şöyle ben... Evet, objektif. Vizörde ciddi bir istiyorum. Problem var. Bravo. Objektifi de temizledikten sonra yayınımıza devam edebiliriz. Bakın normalde buradan baktığımızda Kız Kulesi çok net gözüküyordu ama şu anda o gözükmüyor. Şöyle bir etrafı da gösterelim Fatih. Saat kaç olursa olsun özellikle bu bölgede bir insan kalabalığı sürekli olurdu ama şu anda şöyle baktığımızda bizden başka hiç kimseyi göremiyorum ve gerçekten İstanbulluları, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı uyaralım. Zorunda olmadıkları sürece evden çıkmamaları konusunda uyaralım. Şöyle ben objektifi tekrar temizlemek istiyorum çünkü ne kadar temizlersem temizleyeyim anında ıslanıyor. Biz de sizlere en net görüntüyü ulaştırmaya çalışıyoruz. Bakın şu anda denizle benim aramda hiç yoksa bir 5 metrelik mesafe var ama o kadar hızlı esiyor ki rüzgar ve rüzgarın hızıyla birlikte yağmur damlaları da çok hızlı
düşüyor. Açıkça söylemek gerekirse can yakacak sertlikte düşüyor yağmur damlaları. Bunu da net bir şekilde belirtelim. İlerleyen saatlerde bu yağmur böyle giderse doluya bile dönüşebilir. Fatih, tekrar silelim biz objektifi. Sevgili Mandev, hem Fatih hem de sen gerçekten şu an zor şartlar altındasınız. Bayağı ıslandınız. Ayaklarınıza kadar bütün üstünüz başınız her yeriniz sırılsıklam oldu. Aman üşütmeyin. Kendinize iyi bakın. İlerleyen dakikalarda yine sana döneceğiz. İstanbul'un en hani tabiri caizse civcivli yeri. Evet. Hem deniz ulaşımı hem kara ulaşımının olduğu yer Beşiktaş, hem de bu yoğun nüfusun olduğu yer. Mandev, çok teşekkür ediyoruz sana Mustafa. Gerekli önemli bilgileri aktardın bize. Bu arada şehir hatları hala çalışıyor anladığım kadarıyla kimi evet. yerlerde. Evet, o beni şaşırttı açıkçası. Hı-hı. Demek ki hani son bizim bağlandığımız evet. anlardan itibaren fırtına daha da fazlalaştı. Muhtemelen. Ya iskeleye o kadar hani boğazı geçip iskeleye yanaşamama durumu da biraz tabii yolcular arasında sıkıntılı olabilir. Sümeyye'ye geçeceğiz. Bakalım o ne anlatacak bize? Nerede efendim Sümeyye? Heh, Sümeyye'yi gördük. Yine İstanbul'da Lodos faciası. 4 ölü, 19 yaralımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere. Sümeyye, sen neredesin? Ne anlatacaksın bize? Yine İstanbul'dasın. Esenyurt'ta şu anda. Evet, sesinde bir problem var. Az sonra tekrar düzeleceğini düşünüyorum. Şu anda sevgili Sümeyye nerede? Canlı yayın noktalarımızdan. Sümeyye Yılancı iki annenin hayatını kaybettiği Esenyurt'ta bize oradan bildirmeye çalışıyor. Elbette çok şiddetli bir rüzgar ve fırtına olduğu için de bağlantılarda zaman zaman sorun olabiliyor. Evet, bizimlesin şu anda Sümeyye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, seste problem yok. Bizimlesin Sümeyye. Buyur, yayındasın. Evet, Beşiktaş'a göre biraz daha... Evet. Günaydın Ebru, günaydın Murat. Günaydın. Bizim facianın yaşandığı yerdeyiz, sizin de belirttiğiniz gibi. Esenyurt'tayız. Dün zaten hepimizi kahreden bir olaydı. Anne ve çocuğu Esenyurt'un iki farklı noktası, iki farklı mahallesi. Aralarına da beşer dakika vardı. Hemen olayın yaşandığı yeri göstermek istiyorum size. Şöyle yola çıkacağım biraz ama elbette dikkatli olmakta da fayda var. Siz de söylediniz zaten Lodos'un ne kadar etkili olduğunu. İnsan konuşmakta bile güçlük çekiyor. Bakın o bebek arabasının üzerindeki, bakın bebek arabası dün tam buradaydı. Ben habere de geldiğimde zaten burada bebek arabası vardı. Anne hemen yanındaydı. Esnafa sordum ama konuşmayı çok istemiyorlar. Çünkü çok üzüldük. Sabaha kadar hiç uyumadık diyorlar. Nasıl oldu olay? Onu size hemen bir söylemek istiyorum. Karşıda kameraman arkadaşım Ahmet Bolat gösterecek. Karşıda kahverengili, açıklı koyulu kahverengili bir bina var. Onun çatısı. Bakın. Bu ve daha tamamlanmamış bir çatıymış bu. Bu çatı karşıdan kopuyor. O lodosun etkisini siz düşünün. Saatte 110 kilometre hızla rüzgar ki yer yer 130 kilometre hızı bile bulmuş. Hemen buraya çarpıyor. Karşıya çarptıktan sonra yere düşüyor ve bu sırada burada tahmin edilen 4-5 kişi, kimileri çok daha fazla olduğunu söylüyor ama 4-5 kişi bu sırada yoldan geçiyormuş. Onlardan birisi de anne ve çocuğuymuş. Talihsiz kadın hayatını kaybetti elbette. Ama çocuğu buradaki esnaf tarafından kurtuldu. Biliyorum çok üzgünsünüz ama bir cümle söylemenizi rica ediyorum lütfen. Yani soruyorum, çok üzülüyoruz o yüzden anlatmak istemiyorum diyorsunuz ama gelin konuşalım bir cümle sizinle. Peki. Beyefendi sabaha kadar uyumadığını söyledi. Çünkü ben dedi bebeği çıkardım, içeriye getirdim dedi. Ve o bebek bizim kucağımızdaydı. O sırada burada çatının altından kurtulan biri vardı. Onun kucağına verdik, tutun dedik dedi ve hemen anneye bakmışlar. Ve orada çocuk esnafın sayesinde hemen kurtuluyor ki zaten o da bebek de çatının, yani bu şu gördüğünüz var ya, şu bebek arabasının parçası, siz düşünün, dağılmış durumdaydı, ezilmiş durumdaydı. Allah korudu, belki de o bebek arabasının içinde değil de elinde olsaydı ki tahmin ettiklerine göre 1 yaşında vardı, yoktu dediler. Çatı onların üzerine düşüyor ama bebek arabası eziliyor ve bebeğe hiçbir şey olmuyor. Burnu dahi kanamadı diyor. Bir daha göstermek istiyorum sizlere. Şuradaki bina, kahverengi çatısı olan bina, yeni yapılıyormuş onun çatısı. Henüz tamamlanmamış bir çatıymış. Uçuyor rüzgarın etkisiyle, hemen bu tarafa çarpıyor. Ve bakın bir kısmı zaten burada. Çatının parçaları burada. Buradan geçenlere de keza aynı şekilde üstüne düşüyor. 4-5 kişi o sırada kaldırımda gidiyor. Kimi işine, kimi dışarıdaki işlerini halletmeye. Burada
anne ve çocuğun üzerine düşüyor. Genç kadın hayatını kaybetti. Ama bebek esnafın da sayesinde elbette kurtuldu. Hemen içeriye börekçiyi almışlar. Burada bir börekçi var. Şöyle geçeyim hemen ben. Buradaki börekçinin içine alıyorlar ve bebeği sakinleştirmeye çalışıyorlar. Esenyurt'ta dediğimiz gibi iki farklı noktadaydı ve dün tam 33 çatı düştü. Onlardan birisi de işte buradaydı Ebru Murat. Sümeyye çok teşekkür ediyoruz. Esenyurt'tan detaylıca aktardığın gelişmeleri bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Esenyurt özellikle Çatalca yine çok etkilenen Bağcılar etkilenen kesinlikle ilçelerimizden biriydi. Aman dikkat, bugün de yine aynı hadiseler yaşanmaz umarım. Lütfen mümkün mertebe sokağa çıkmamaları gerekiyor arkadaşlarımız. Şimdi